Değerli yani izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, Allah-u Teala'nın sevgili kulları var, sevdiği kulları var. Peygamberleri var, işte peygamberlerin varisleri var. E, türbeler var mesela. E, bizim Anadolu coğrafyasında İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizde Türbeler var, buralarda yatan e, mübarek zatlar var e, ve dilden dile de dolaşıyor onların özellikleri, ne kadar kıymetli insan oldukları. Böyle insanları, allah Teala'nın sevgili kullarını dua ederken biz e, araya vesile olarak katabilir miyiz? Yani Ya Rabbi işte e, Eyüp Sultan Hazretleri'nin e, hatırı ve hürmeti için şu duamı kabul eyle gibi bir dua uygun mudur? Şimdi ee, Mustafa Bey, ehl-i sünnet alimleri gelmişler? Ayet-i Kerime'nin şerifleri taramışlar. Tabi zamanımızda mezhepsiz, vehhabi itikadında bunları inkar eden, tasavvuf büyüklerine dil uzatan, evliyaya düzül, dil uzatan. Allah'tan iste canım, işte Ay Fatiha suresinde öyle buyuruluyor, öbürleri şirk olur diyenler var. Ya e bunlar ahmaklığın sıkası başka bir şey değil. Dinin sahibi Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, Allahümme inni es'elüke bi hakkı sâilin aleyk. Ne demek? Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz öyle Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Allah-u Teala ne buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ey Habibim iste vereyim. O da Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyor. Peygamberimiz koyuyor araya. E peki peygamberlerin aynı şekilde insanlığın atası olan Adem Aleyhisselam en son olarak allah Teala'dan mağfiret dilerken Ya Rabbi neslimden gelecek olan Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı için bu babaya merhametle muamele eyle deyince allah Teala buyurdu ki onu daha yaratmadım ki nereden biliyorsun. Ya Rabbi beni cennette yarattığın zaman isminle o ismi yan yana koymuşsun. Anladım ki o isim senin indinde çok kıymetli. Allah Teala buyuruyor ki seni onun hürmetine yarattım buyuruyor. Seni onun hürmetine yarattım. Alem Aleyhisselam daha dünyaya teşrif etmemiş olan Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı için Allah Teala'dan mağfiretini talep ediyor. Mağfiretini talep ediyor. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam Habibullah olan Levlake levlake lema halaktul eflak seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım hitabına muhatap olan zat aleyhissalatü vesselam. Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Allahümme inni eselüke bi hakkı sailin aleyh diye dua ederler bunlar. Şey bile Uhud'a bile gittiklerinde Uhud'dakileri vesile ettiğini aynı şekilde Eshab-ı Kiram'dan da maddedenler var. Efendim e, ve Hadika kitaplarında Ya Rabbi şu peygamberin veya ölü yahut diri salih Veli, alim, kulunun hürmeti senin ona ihsan ettiğin kıymeti hürmetine senden istiyorum demenin caiz yani helal olduğunu bildirmişlerdir bu kitaplarda. Eğer sünnet alimler buyuruyorlar ki hiçbir veli gaybi bilmez. Peygamberler de bilmez. Melek de bilmez. Allah-u Teala bildirirse ancak onu söyleyebilir. Evliya gaybı bilir diyen kafir olur. Evliyayı, evliya yok olan şeyi var edemez. Var olanı yok edemez. Kimseye rızık çocuk veremez hastalığı gideremez. Allah-u Teala'dan başkasından yardım beklemek caiz değildir. Fatiha suresinde ancak sana ibadet der, senden yardım bekleriz dememizi emretmektedir. Bunun için evliyaya adak yapmak caiz olmaz. Çünkü nezir yapmak ibadettir. Kabir etrafında saygı için dönmek caiz değildir. Çünkü Kabe etrafında dönmeye benzemektir ki bu dönmek namaz kılmak gibi ibadettir. Cahiller ya Abdülkadir Geylani, ya Şemsettin Panupuyti, ya Tezveren Dede, Allah için bana şunu ver diyorlar. Böyle söylemek şirktir, küfürdür. Ya Rabbi, Abdülkadir Geylani hürmeti için bana şunu ver. Seyyidet Nefis Hazretleri'nin hürmetine hastama şifa ver demelidir. Allah-u Teala böyle dua etmek caizdir ve faydalıdır. Ama her şeyi anlat evet. bir, bir şey, seni yani. Evet. edeyim. da söylemek bir şey yok. Açık bir yer. Efendim ondan benim, istemiyorsun. Efendim benim kafama takıldı falan yok öyle bir şey. Ondan istemiyorsun. E Tabii ondan istemiyorsun. Onun hürmetini Onun istiyorsun. Hürmetini. Onun hatırı için ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, zaten aynı şekilde. Bak bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına iki gözü ama görmeyen bir kimse gelir. Ya Resulullah bu ayet gözlerim açılsın der. Resulullah Efendimiz kusursuz bir abdest al. Güzel bir abdest al. Sonra Ya Rabbi sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Hazreti Muhammed seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi bu yüce peygamberi bana şefaatçi ile onun hürmetine duamı kabul et duasını okumasını söyledi. Kim söylüyor? Peygamber şimdi söylüyor bu duayı. Böyle yaptı. E sana ne bana ne? Hani Nasiyet Tunacı demişler ki efendim demiş, bir tepsi baklava gidiyordu sizin sokağa. Demiş bana ne? Ama sizin eve gidiyordu. E sana ne demiş o zaman ya bizim eve gidiyorsa. Tamam Ya dinin sahibi buyuruyor ki bak güzel bir abdest al. Onun sonunda şu öğrettiğim duayı yani kendisinin ismini söyleyerek Peygamber evet. Efendimiz beni vesile ederek Allahu Teala'dan talep et. Allahu Teala'dan talep et. Hatta kitaplarda buyuruyor ki o zat abdest alıp gözlerinin açılması için böyle dua etti. Hemen de gözleri açıldı buyuruyor. Hemen de gözleri açıldı. Samimiyetle yapılınca. Dolayısıyla yani ev, Evliya-i Kiram'ın kabrine gidildiği zaman bana şunu ver. Bir de tez de dediği uydurmuşlar ama yok öyle bir şey. Tez verirmiş, çabuk verirmiş çabuk. Yok öyle bir şey. Öyle bir isimde bir zat da yok. Öyle bir isimde evliya da yok. Uydurmuşlar öyle. Peki ne diyeceğiz? Ya Rabbi, bu senin sevgili konu. Bunun hatır hürmetine diyeceğiz. Bunun hatır hürmetine. Peygamber Efendimiz'in bütün peygamberlerin Evliya-i kiramın, eshab-ı kiramın, Allah adına sevgili kulların. Hatta mesela bazı kitaplarda geçiyor. Ya Rabbi garip, fakir kullarının ve sabi kullarının ve o e, hansi, dilsiz ağsız derdi babaannem. Dilsiz ağsız. O hayvanların hürmetine derlerdi. Çünkü cana bakın mahlukatı netice itibariyle. Masum, günahsız. Mesela şeyde ben çocukluğumda hatırlarım. Yağmur yağmadığı zaman yağmur duasını açılır. Kitaplar da öyle yazıyor. Koyunlar getiriliyor, Koyunlar bir tarafta, kuzular bir tarafta. On sonra e, zaten Müslümanlar oraya getiriliyor. Orada, ah, orada aynı şekilde çocuklar getiriliyor. Çocuklar getiriliyor. Çocuklar bir tarafta annelerinden ağırlıyor. Onlar ağlıyor kuzular meliyor. Ya zaten orada bir durumda duygulanmaman mümkün değil. Göz yaşıyla dua ediyoruz. Allah Teala merhamet harekete geçiyor. Cenab-ı Hak öyle emretmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bildirmiş. Merhametin hareket getirmek için. Dolayısıyla Allahu Teala'nın sevdiği kulları vesile ederek, araya koyarak onlardan talep etmek caiz mi? Caizdir. Ve mesela bunu, efendim bu şirktir. Hemen yani Fatiha Suresi'nin... Şirktir diyenler kim? Mesela kabiller diyor böyle. el i değil ama. değil. Vehhabiler diyor, yani, mezhepsizler diyor. Mezhepsiz. Şimdi e, fakat herifler yaptıkları her işte şirke giriyor biliyor musun? Çünkü diyor başkasından istenemez. İyi de arkadaşım doktora gidiyorsun sen ya. Değil mi? Doktora gidiyorsun. Ya ona kalırsa birisinden bir, bir bardak su istemek şey yani. Gidiyorsun aynı şekilde. Hepsi aynı şekilde. Her zaman şirke giriyor bunlar. Kendi sözleriyle kendileri kafir oluyor yani. Kendi sözleriyle kendileri kafir oluyor Doktora giriyorsun. İlaç beni iyi diyorsun. Kafir olursun ya. İlaç yetmez. Doktor iyi yetmez. Onlar sebeptir, vesiledir. Yani allah Teala her şeyi sebeple yaratmış dünyada. Her şeyi ama. Ateş yakmaz. Sadece ateş sebeptir, vesiledir. Diğerleri de öyle. Ekmek beni doyurdu. Allah-u Teala doyma hissi vermese. Ya bir ton ekmek yesen aynı şekilde doymazsın ya. Çatla, çatlayana kadar yersin gene doymazsın. Yani. Ekmek vesiledir doymak için. Dolayısıyla Cenab-ı Hak her şeyi bir Su beni kandırdı. Eğer Allah-u Teala o özelliği vermeseydi Cenab-ı Hak ihsan etmesin. Su kandırmaz. Sen işte deminki dediğin olur o zaman. İçerisinden içerisin güm diye aynı şekilde patlar defo, defolur defol, gidersin öbür tarafa da. Bu ayrı bir mesele. Demek ki e, hatta Ebu Abbas Ahmet Hazretleri var. Talebelerine buyurmuş ki bu, bu zat. allah Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman İmam Muhammed Gazali Hazretleri'nin hürmeti için isteyiniz buyurmuş. Açıkça Dolayısıyla dua etmek ibadettir. Her ibadetin şartlarına uymak lazım olduğu gibi duanın da şartlarına uymak lazımdır. Diğer şartlarla beraber allah Teala sevdiklerini araya koyarak onların hatır ve hürmetiyle dua etmek caizdir. Hatta faydalıdır. Sebebine gelince ben dua ediyorum da benim ağzım müsait değil. Benim ağzım müsait değil. Ama onlar müsait. Onlar şey yapıyorlar. Allah-u Teala onların ruhunu haberdar ediyor. Onlar aynı şekilde Ya Rabbi bunun ihtiyaçlarını ver ver diyor. allah Teala da onların hatırını kabul ediyor Hadise bunları bir Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Yine önemli bir konuyu sormaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse 40 gün sabah namazının ilk tekbirine yetişirse, kendisine iki berat yazılır. Cehennemden kurtuluş beratıyla, münafıklıktan eminlik beratı. Sensin bir...

che Tam ilmi hal saadeti ebediye. Allahü Teala'nın ismini söyleyince, işitince, yazınca Subhanallah, Tebarekallah, Allah, Celle Celalü, Azze ismi, Cellet Kudretü veya Teala gibi saygı sözlerinden birini söylemek, yazmak birincisinde vacip, tekrarında ise müstehaptır. Resulullah'ın ismini işitince salavat söylemek de böyledir. Allahü Teala'nın isminden sonra tazim, saygı gösteren bir kelime de söylemelidir. Bunun gibi yalnız Kur'an dememeli, daima Kur'an-ı Kerim demelidir. Görülüyor ki Allah buyurdu ki veya Allah Teala buyurdu ki demek ve yazmak yanlıştır. Allahü Teala buyurdu ki demek lazımdır. İslamiyette kavmiyet ırkçılık yoktur. Her milletin, her dil sahiplerinin böyle arabi söylemeleri lazımdır. Tercümesini söylüyorum diyerek saygısızlık yapmamalıdır. Dürrul Muhtar 5. cilt 268. sayfede buyuruyor ki, çocuklarına Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Ahmet gibi isimleri koyanları Allahü Teala sever. Bazı esnaf kendi adı olduğu için bu mübarek isimleri ayakkabıların, terliklerin içine reklam olarak yazıyor. Satın alanda ayağına giyerek üstüne basıyor yazanın ve giyenin imanlarının gitmesinden korkulur. Abdülkadir Geylani bir mahalden geçerken gördü iki kimseyi münakaşa ederken. Birisi Hristiyan, Müslüman da öteki. Sordu: Münakaşaya sebep olan şey ne ki? Müslüman arz eyledi. Bu diyor ki kininden, bizim peygamberimiz üstündür sizinkinden. Ben ise şiddet ile itiraz ediyorum. Bizim peygamberimiz daha üstün diyorum. Abdülkadir Geylani, dinleyip Müslümanı, ispata davet etti, Hristiyan olanı. Buyurdu ki, ey kişi, madem ki böyle dersin, peki sen bu fikrini nasıl ispat edersin? Hristiyan dedi ki: "Bizim peygamberimiz ölüyü diriltiyor. O üstündür, şüphesiz." Buyurdu ki: "Ey kişi, ben peygamber değilim. Sadece o resulün ümmetinden biriyim. Eğer ben diriltirsem bir ölüyü ansızın Hazreti Muhammed'e sen de inanır mısın?" "İnanırım." deyince buyurdu: Öyleyse çok eski, harap olmuş bir kabir göster bize. Gösterdi Hristiyan ona eski bir kabir. Gitti kabir yanına, Es-Seyyid Abdülkadir. Buyurdu, burada yatan bir kadındır ve hatta şarkıcılık yaparmış hem de hali hayatta. İster şarkı söylerken onu ben dirilteyim, yahut nasıl istersen söyle, öyle edeyim. Hristiyan buna hiç ihtimal vermeyerek, dedi, madem dirilsin o şarkı söyleyerek. Buyurdu ki, ey kişi, şunu da söyle peki. Ölüyü diriltirken, ne derdi İsa Nebi? Dedi, bizim peygamber der idi ki, ey filan, Allah'ın izniyle diril kalk mezarından. Abdülkadir Geylani dönüp Hristiyana buyurdu. Öyleyse dikkat eyle bu yana. Gösterdiği mezara dikkatlice bakarak buyurdu ki Allah'ın izniyle diril kalk. O anda boydan boya yarıldı kabir birden dirilip kalktı kadın, hem de şarkı söylerken. Bir müddet öyle kalıp, sonra da birdenbire, yine ölü olarak giriverdi kabire. Bu büyük kerameti görüp, o Hristiyan, şehadeti söyleyip, hemen oldu Müslüman. Sonra Gavsül Azam'ın sarılıp ellerine, o andan itibaren, girdi tam hizmetine. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Emirül Mü'minin Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce ticaret için Yemen'e gitmiştim. Semavi kitapları okumuş, 400 yaşında bir ihtiyara misafir oldum. Beni görünce, zannediyorum ki sen Mekke'densin, dedi. Evet dedim. Kureyş'ten misin, dedi. Evet dedim. Beni Temim kabilesinden misin, dedi. Evet dedim. Sonra bir alamet kaldı, dedi. O nedir, dedim. Bana karnını aç, dedi. Ne olduğunu söylemeden açmam, dedim. Bunun üzerine şöyle, dedi. İlahi kitaplarda okudum. Haremden bir peygamber çıkacaktır. Biri genç, biri ihtiyar, iki yardımcısı olacaktır. Genci kuvvetli ve kahraman. İhtiyar yardımcısı ise zayıftır ve karnında bir ben vardır, dedi. Karnımı açtım. Göbeğimin üzerinde siyah bir ben gördü. Kâbe'nin hakkı için o ihtiyar yardımcı sensin, dedi. Bana hidayete yapış ve o peygamberin dinine sımsıkı sarıl. Allah'ın sana ihsan ettiği şeyleri gizle diye vasiyet etti. Yemen'de işlerimi bitirdikten sonra o ihtiyarla vedalaşmak üzere yanına gittim. Bana birkaç beyit verdi ve bunu o peygambere verirsin dedi. Mekke'ye döndüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmişti. Mekke'nin ileri gelenleri beni görmeye geldiler. Aranızda hiç garip bir hadise oldu mu diye sordum. Bundan daha garip bir şey olmaz ki Ebu Talib'in yetimi peygamberlik iddia ediyor. Seni bekliyorduk. Artık sen geldin. Ona karşı durursun dediler. Onları mümkün olan bir şekilde başımdan savdım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu sordum. Hatice Tül Kübra'nın radıyallahu anha evinde olduğunu söylediler. Gidip kapıyı çaldım. Resulullah dışarı çıktı. Ey Muhammed aleyhisselam seni kendi hanenizde bulamadım. Atalarının dininden başka bir dine davet ettiğini söylüyorlar dedim. Ben Allahü Teala'nın resulüyüm seni ve bütün insanları Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyorum buyurdu. Delilin nedir diye sordum. Yemen'de gördüğün ihtiyardır buyurdu. Bunu sana kim haber verdi dedim. Benden evvelki peygamberlere de gelen büyük bir melek haber verdi buyurdu. Hemen mübarek elini tutup eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek iman etmek şerefine kavuştum. Sonra dönüp gittim. Benden daha huzurlu kimse yoktu. Çünkü iman etmek nasip olmuştu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İpsala ilçemizin Koyun Yeri köyünden yani yeni adıyla Kel Aliço köyünden sesleniyorum. Bu köyde ismini aldığı meşhur namlı pehlivan 26 sene 40 pınar baş kimseye kaptırmamış olan Kel Aliço'nun kabrinin de bulunduğu bir mezarlığın kapısı önündeyiz. Mezarlık kapısında da yazıyor işte Kel Aliço kabristanlığı diye. Kabristanlı deseydi herhalde daha uygun bir ifade olur idi. Kel Aliço, hakikaten Osmanlı tarihinde pehlivanlıkta çok ilerlerde olan bir büyüğümüzdür. Kendisi bir rivayette 1832'de doğmuş. Lofça'da. Tabii onunla ölüm tarihi arasında 1922 efendim, 90 sene fark var. E, bu doğru bir rivayet gibi. E, muhtelif şeyler var ama biz bunu esas aldık. Lofça, Bulgaristan'da Müslüman e, Boşnak Türklerin yani Boşnakken hiçbir zorlama görmeden İslamiyet'in doğru yolunu anlayarak efendim İslam'ı seçen bir kavimdir. Türkleşmiş bir kavimdir. Tabi dinimizde kavmiyetçilik yoktu. Allah-u Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de efendim, ve Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde bu hususa çok dikkat çekici şekilde temas edilmektedir. Yani kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Efendim Arap'ın aceme, acemin araba vesair şekilde e, Arap tarihiyle ilgili olan kitaplarda bu açık net olarak bildirildiği gibi din kitaplarımızda da sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde de buna bol bol rastlarız. Onun için boşluklar ee, İslam'ı seçtiklerinde o bölgelerden tabi Osmanlı asker devşirirdi eskiden. Yani Balkan ahalisinden ordusunun eksilen askerini oralardan 8 ile 18 yaş arasındaki olan e, oğlan çocuklarını, erkek çocuklarını bir aileden bir tane olmak üzere devşirirdi. Ve Yeniçeri Ocağı'nın asker kaynağı burasıydı. Evvela Acemi olan ocağı, sonra Yeniçeri Ocağı. Tabi boşlaklar olduğu gibi Müslümanlığı kabul edilince onlardan Yeniçeri Ocağı'na asker alınmadı. Çok üzüldüler boşlaklar. Yani biz dediler İslam'ı seçtik. Biz evladımızın gidip en derinde okumasını Osmanlı'nın savaşlarında bulunan askerler, subaylar olmasını istiyoruz. Ne olur bize bir ayrıcalık tanıyın. Osmanlı'nın ayrıcalık tanıdığı bir kavimdir. Bu lofçadan çok pehlivan çıkmıştır. İşte Kel Aliço rahmetli de bunlardan birisidir. Bunun için Abdülaziz Han pehlivanların, pehlivanlığın, güreşin efendim ileri gitmesi için onlara çok iltifat ederdi, itibar ederdi. Efendim meşhur pehlivanları sarayında bulundurur, onlara maaş bağlar. Sonra da yaşlılıklarında onlara geçince bile geçirebileceği yerler verirlerdi. İşte Kel da burası tahsis edilmiştir. Ayrıca Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi var. Orada yine Lofça'dan gelen birçok oralı bu sefer Balkan göçleriyle gelen kardeşlerimizin yeridir. Aslında oranın kuruluşu sadece iki pehlivanı Abdülhasan göndermiş Pehlivanköy'ün olduğu yere Size burayı ben toprak olarak, arpalık olarak verdim. Burada geçiminizi sağlayın denmiş. Onun için de adı sonradan Pehlivan Köyü'ye dönüşmüş. Şimdi Kelaliço kimdi? Nasıl bir güreş ahlakı vardı? Nasıl bir İslam ahlakı vardı? Onu da gidelim de kabrinin başında sizlere anlatayım efendim. Geçelim kabristana. E. Şimdi Kel Alişan'ın rahmetli kabrinin başındayız. Burada kabrin üzerinde doğum tarihi 1844 yazıyor. İlk kayıtlarında 1832. Biz ona esas aldık. Vefat tarihi 1919 diyor. 1922 bizdeki kayıtlarda. Artık e, o günkü nüfus kayıtları şu bu Osmanlı'nın mutlaka vardı ama Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken Osmanlı Devleti'nin kayıtlarının bir 10 yıllık ölü dönemi var. Trabluskarp-Bingazi Harpleri, iki tane Balkan Harbi, 4 sene Birinci Dünya Harbi ve arkasında da dört sene İstiklal Harbi. Bu zaman içerisinde devlet kayıt kuyu dağıtında hem eksiklikler vardır, hem de eskiden mevcut olanların bir kısmı maalesef kaybolmuştur. Osmanlı Arşivi'nin malum 1931'li yıllardan başlayarak Bulgaristan'a kilosu veya okkası diyelim kilosu değil de okkası 3 kuruş 10 paraya satıldığı dönemler oldu. 1,5 milyon Osmanlı arşiv belgesi Bulgaristan'ın kucağına götürdük, attık okkası 3 kuruş 10 paradan. Şimdi Kelaliço Bulgaristan topraklarında doğdu. E, köy yapacağı şey nedir? Köyde güreştir. Bu da boylu posta, endamlı birisi olduğu için arkadaşlara güreş tutardı. Halası bunun güreşçi olmasını çok istiyordu. Babası vefat ettiği için halanın bakımında da olunca hala hem bunu yedirdi, içirdi hem de güreşe teşvik etti. Dolayısıyla köy meydanlarında, köy düğünlerinde, icamında, şenlik günlerinde güreşler atarak arkadaşlarının hep yener bir hale geldi. İsmini anarken üzüldüğümüz 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı Rus Harbi, Balkanlardan külliyetli miktarda bir Türk Müslüman göçünü getirdi arkasından. Yani oradan ecdadımızı kovmaya çalıştılar. 400 yıldır ecdadımızın idaresinde yaşayanlar, efendim, bu insanları oralardan sürmek istediler. Halen de eğer Balkanlar, Huzura kavuşamadıysa, Oralarda birçok huzursuzluk varsa, Bu masum insanları, yerinden, yerinden, yurdundan, yuvasından edip de, Aralık ayında, Hatta Aralık'ın sonunda, Çamur içerisinde, kanılarla, Osmanlı'nın kucağına, Atanlar bunun sebebidir. Şimdi, İstanbul'a geldi. Tabi İstanbul'da da, Güreş o zamanlar, Meşhur, Abdülmecit Han zamanı, Arkasından Abdülaziz Aziz Han zamanı. Abdül Han'ın şehzadeliği döneminde, veliahtlığı döneminde tabi dikkati çekti bunun güreşleri ve Abdül Hasan 1861'de padişah olduktan sonra Kel Ali Çoyu saraya pehlivan olarak aldı. Abdül Aziz Han tahttan indirilip şehit edilinceye kadar 1876'da oldu bu da. Şehit edilinceye kadar sarayın baş pehlivanı idi. Abdülhasan'la zaman zaman güreşirdi. Şimdi insanlar Han'ı aşağılamak için işte horoz güreştirirdi. Kendisi pehlivanlarla güreşirdi. Böyle devlet başkanı olur mu? Şimdi nice devlet başkanları var. Yüzbeye geliyorlar. Yüzbe yarışlarına giriyorlar. Nice devlet adamlar var büyük çaplarda. Çeşitli spor dalları yapıyorlar. Halk yürüyüşüne katılıyor. Bu şimdi bunun yapılması devlet başkanına veya devlet adamına yakışmaz mı? Güreş olunca aa Abdülaziz Han. Halbuki dese ki ya Osmanlı'nın padişahı iyi biçip yatmıyordu. Spor da yapıyordu deseler ya. Bir gün güreşirlerken Abdülaziz Han ile onu kündeye getirdi. Kündenin akıbeti yere çalmaktır yere vurmaktır. Vurmadı. Neyse nefeslendiler. Oturduklarında Abdülhasan dedi ki, peki sen kündeye getirdin. Bunun usulü, adabı beni vurmandı. Niye vurmadın yere dedi. Ve padişahım dedi. Seni bunca devlet başkanı yere vuramıyor da, ben aciz Aliço mu vuracak? Hiç olur mu efendim dedi. Böylece Aliço Padişahına karşı gerekli hürmeti tabi güreş de olsa göstermesi icap ediyordu, gösterdi. 26 sene 40 pınar'ın başpehlivanlık kemerini taşıdı. Tabii 40 pınar bugünkünden çok daha değişikti. Bugün maalesef 40 pınar olduğunda insanlar neticeye müdahale etmeye çalışıyorlar, başlamadan güreşlere müdahale ediyorlar. Güreşler olurken müdahaleler maalesef oluyor. Oluyor, tatsızlıklar çıkıyor. Ama Kırkpınar adı üstünde er meydanıdır. Şimdilik saray içinde yapılıyor. Esas 40 Kırkpınar'ın yeri Bulgaristan, Yunanistan topraklarında kaldı ve Ahirköy yakında bir yerde. Ama ne yapalım bugün böyle olmuş. Aliço daha sonraki yıllarda tabi bazı yetiştirdiği çırakları tarafından, Adalı Halil tarafından falan bu güreşin, sporculuğun Usulü bu değil ama insan nefsine mağlup oluyor. Kendisini yetiştiren ustasına karşı da böyle bazen haddi aşabiliyor ve güreş tutmuşlardır. 70 yaşında olduğu halde Aliço Adalı Halil'i gene orada yenmiştir. Daha sonraki yıllarda da Kırkpınar baş pehlivanlığını yenilmeden bırakmasını bilmiştir. Boyu hayli uzundu, boylu posluydu. 195 santim idi boyu gençliğinde. Sonradan beli bükülünce tabi değişik şeyler oldu ve 150 kilo ağırlığındaydı. Düşünün bu kadar ağırlıkta olan bir insanımız bugün ne kadar dinç atak olabilir. Şimdi yine de 90 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşadı. Sadece işte gözlerinde perde olması dolayısıyla görmez hale gelince Artık bir yeğeni vardı. O kendisini gezdirir. Etrafta gördüğü şeyleri de ona anlatmaya çalışır idi. Tifoya yakalandı. Tabii o günün şartlarında yani 1922'de Cumhuriyetin ilanına bir kala memleketin yokluk yılları. İstiklal Harbi devam ediyor. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyorlar. Cephedeki askerinin yarasına sargı bezi bulamıyorlar ki tifo ile mücadele edebilsinler. Salgın hastalıklar böyle dönemlerde kırabildiği kadar kırarlar. Ondan sonra da belli bir yerde allah Teala'nın takdir ettiği bir yerde de bırakırlar. Bu büyük insan da mübarek insan da mübarek insan diyebilirim. 1922 senesinde tifodan vefat etti. Ve zaten burada yaşadığı için de buraya defnedildi. Allahu Teala rahmet eylesin. Abdül Aziz Han'a da adını andık bu programda. Ona da rahmetler diliyoruz. E, bu memleket nice kıymetli evladını birçok fevkalade idare dönemlerinde uygunsuz müdahalelerle kaybetmiştir. Bundan sonrası inşallah kaybetmeyiz ümidiyle. Program burada noktalıyorum. Hoşça kalınız efendim.